Magazinde ünlü şarkıcı Pınar Dişeker'in oğlu Mert Ali ile yaşadığı eve konuk oldu. Hayli keyifli geçen özel röportajımızı izliyoruz. Magazindeydi. Özel haber fırtınası hız kesmiyor. Başarılı şarkıcı Pınar Dilşeker'in boyunu geçen biricik oğlu Mert Ali ile birlikte yaşadığı sıcak yuvasına konuk oluyoruz. Bizi hoş bir şekilde karşılıyor güzel ev sahibesi. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, buyurun. Kimler gelmiş? Buyurun efendim. Mor ve krem renginin ağırlıkta olduğu salonda eşyalarda klasik ve modern dokunuşlar iyi harmanlanmış. Pınar Dilşeker biz odayı gezerken sevimli kedisini kucağına alma derdine düşüyor. Gel anne, gel, gel aşkım. Oğlum gel. Oğlum gelsene. Evet, şu anda kaçıyor benden. Ama bu bile... büyük başarı. Genişçe salonda çeşit çeşit biblolar dikkat çekiyor. Koltuklar, televizyon ünitesi, yemek masası, her taraf tertemiz. Tek bir toz zerreciği göremiyoruz desek yeridir. Salonu şöyle bir gezdikten sonra ev sahibesi Pınar Dilşeker'le birlikte biraz soluklanalım. Başarılı şarkıcı en sevdiği koltuğuna kuruluyor. Ha bu köşe yok. Buraya bir tek Duman oturuyor, bir de ben. Duman? Duman kedim. Kedim. Ama nerede bilmiyorum şu anda. Saklandı. Yok o öyle gelmiyor. Şu anda kesin saklanmıştık. Biraz korkak. Hiç sahibine benzememiş. Keyfinden hiçbir şekilde ödün vermiyormuş Pınar Dilşeker. Bazen ayaklarımı da şuraya uzatıyorum. Şöyle. Böyle burada çakılıp kalıyorum ondan sonra. Oğlum şuraya yatar. Ben buraya. Oturduğum yer burası. Peki mor olmasının bir nedeni var mı? Var tabii ki. Mor enerjidir, berekettir. Parayı çeker, kısmeti çeker. Salondaki ışıltılı taşlar göz kamaştırıyor hani. Ben bir tek avizelerde kullandım. Bir de aksesuarlarda kullandım. Onun haricinde bayağı varmış ya. Seviyorum ya, ışıltıyı seviyorum. Hele böyle evin içine güneş vurduğu zaman o kristallerin ışıkları evin içinde böyle çok güzel bir enerji yayıyor. Odaya ayrı bir renk ve hava katan yağlı boya tablodan bakışlarımızı alamıyoruz. Benmişim, arkadaşım ilk taşındığımda Nur Giral, çok sevgili arkadaşım, ev hediyesi getirdi. Böyle bana özel yaptırdı bu tabloyu, evimin renklerine göre bu kızın ben olduğunu söyledi. Beni düşünerek yapılmış ama niye öyle hüzünlü ve elimde şemsiye tam çözemedim. Orada da bir hüzün ve ağlayan bir pınar söz konusu. Yüzü benzemiyor ama hüznü benziyor. Salondan mutfağa geçelim. Ankastre mutfakta krem rengi ve açık kahverengi hakim. Yemek masalarından birinin niye duvara dönük olduğunuysa çözemedik doğrusu. Dilşeker pek bir tertipli geldi bize. Küçük bir sınava tabi tutalım diyoruz. Mızıklık yapıyor. Tabii önce bir kontrol edeyim bakayım. Nerede ne var diye. Evet var, tabaklarım var. Bazen şey olur ya böyle, çekime gittiğinizde yaşamışsınızdır. Ay şuradan bir çatal alayım, abi bakar tabak çıkar buradan. Ben de öyle değil efendim. Neyin nerede olduğunu biliyorum. Burada tabaklarım, ay pardon. Çatallarım, bıçaklarım var efendim burada. Dil sürçmesi sayıyoruz o küçük hatayı. Devam edelim sınava. Burada böyle ufak ufak çerezlik tabaklarım var. Şuraya bakayım burada neler var. Burada çok bir şey yok. Burada fincanlarım var. Biraz dikkatimizi çektim. Bakayım diyorsunuz. Bakayım. Ha yok hani düzenli mi diye. Ben hiç böyle mutfak dolaplarına bakacağımızı düşünmemiştim. Tencereleriyle ise rahatlıkla bir züccaciye mağazası açabilir. Şu tarafta tencerelerim var. Şöyle efendim. Her gün yemek yaptığım için tabii ki böyle tavalar, tencereler biraz yoğun bizde. Evet buralarda da tencerelerim var. Bu eve yeni taşındınız. Burada camlar var. Evet. Yeni taşındık. 8 ay oldu.
Günde 4 fincan kahve içiyormuş Pınar Dilşeker. Mutfakta da yudumluyormuş kimi zaman kahvesini. Bu camın önünde kahvemi alırım böyle saatlerce. Hele hava güzelse, çok manzaram yok ama en azından ferah, böyle güzel bir yeşilliğe bakıyor. Derinlere, evet. Derine, en derine. Böyle güzel kahvemi alıyorum. Manzaraya baka baka. Ay Allah'tan camlarım temiz. Pınar Dilşeker'in gardırobunda neler var merak ediyoruz. O da bize yatak odasını açıyor. Salondayken yakalayamadığı kedisi Duman'ı burada görmek nedense şaşırtıyor Dilşeker'i. Duman'ın keyif düşkünü olduğunu bilmiyormuş demek ki. Burası benim yatak odam. Aa, Duman ilk defa kaçmadı. Demek ki sizi sevdi. Biz hiç görmedi ki. Sizi gördü tabii, o kapı çalar çalmaz kaçar. Eve kim gelirse gelsin ama enteresan. Sizin mi kediniz vardı? O zaman onun kokusunu almış olabilir. Renk renk, çeşit çeşit kıyafetler. Bir an nereye bakacağımızı şaşırıyoruz. Ta 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 ta. Evet efendim. Burada gömleklerimiz var. Günlük giydiğimiz gömlekler. Altta ceketler, montlar. Şimdi tabii ki bunlar benim bir ilk bölüm. İkinci bölüm annemin evinde. Taşındığım için yer kalmadı. Bir de ben paylaşmayı çok severim. Sevenlerimle. Tam bir kırmızı aşığıymış Pınar Dilşeker. Bu elbisemi severek giydim. Bunu yılbaşında giydim. Şu kırmızı tuvaletimi çok severim. Kırmızıyı çok severim daha doğrusu. Böyle bir elbisem var. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun demişler. Sahne ayakkabıları da yakıyor hani. Sahne ayakkabılarımız var. Bunlar böyle ya işte mecbur böyle platformlu giymek zorundayız. Neden? Çünkü elbiseler çok uzun olduğu için onları toparlayıp biraz da böyle uzun boylu görünmek tabii gerekiyor sahnede. Ben biraz kısa boylu olduğum için böyle platformlar giyiyoruz. Sahne ayakkabılarımın bir kısmı şurada kutularda. İlk girişteki dolapta, o yüzden sığmadığı için böyle bölüştürdük. Ben evin içinde sürekli arıyorum. Kutuları açıp açıp. Evde sadece kedisi Duman'ı aramadığını öğrendiğimiz Pınar Dilşeker sahne kostümlerinden sonra günlük kıyafetlere geçiyor. Şöyle hırkalar çok moda, bu sene trend biliyorsunuz. Böyle elbiseleri çok seviyorum, çiçekli elbiseler. Şu elbisemi çok severim. Yıldız. Her tarafı yıldızlı. Bunu da bir programda giydim. Aksesuarlara, daha doğrusu şapkalara geçelim. Pınar Dilşeker tek tek deniyor onları ve mini bir defile sunuyor ekibimize. Bu şapkamı çok severim. Nasıl oldu? Güzel. Teşekkür ederim. Kışın çok şapka takarım, yazında. Şöyle şapkalar takmayı çok severim. Tabii, bak. Şurasında mutlaka işleme, taş, tuş ya da böyle tüyler olacak efendim. Olmazsa olmaz. Bak şu şapkamda böyle yazın. En çok parayı çantaları için harcıyormuş başarılı şarkıcı. En çok para verdiğim şey. Çanta galiba. Evet, çanta galiba. Onun haricinde öyle kıyafetlerde çok büyük paralar vermeyi sevmem. Vermem. En pahalı çanta ne kadar? 2000, 3000. Pınar Dilşeker'e evinin kapılarını ekibimize açtı ve bizi çok iyi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum efendim. Tüm Kanal D magazin ailesine ve sizlere. Benim için de çok keyifliydi. Uzun bir aradan sonra ilk defa sizlere evimin kapılarını açtım. Çünkü bu yeni evim, yeni taşınmış olduğum evim. Ben de çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz.